Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin ve ba'd. Halin tarifini yaparken ma yubeyyünü heyyetel fa'il evil mef'ulü bihi lafzan ev ma'nen dedi. Bu tarif üzerinde biraz durmuştuk. Heyyetel fa'il evil mef'ulü bihi derken yani fa'ilin faaliyet heyeti, mef'ulün mef'uliyet heyetini anlatmak içindir. Lafzan dediği, yani kelamın lafzından o failin fail olduğu veya mef'ulün mef'ul olduğu anlaşılıyor. Manen dediği zaman, kelamın lafzında onun fail veya mef'ul olmasını gerektiren bir şey yok. Ama kelamın mef'umuna baktığımız zaman, manasına baktığımız zaman, oradan bir faaliyet veya mef'uliyet çıkabiliyor demiştik. Örnekler verdi. Darabtu Zeyden kaimen. Zeydün fiddari kaimen. Hâdâ Zeydün kaimen. Halin amilinin fiil veya şibi fiil olduğunu söyledi. Bir de manayı fiil olabilir dedi. Manayı fiil zaten hal ve zarf gibi mamullerde zaten amel eder idi. Ve şartuha en tekûne nekireten. Halin şartı nekir olmaktır. Ve sahibuha ma'rifeten, halin sahibi de ma'rife olacak dedi ama galiben dedi. Yani galiben ekseri zamanlarda demektir değil mi arkadaşlar? Yani galip maddelerde demektir. Çünkü zilhalin nekiri olduğu yerler vardır. Ama onlar azdır. Ma'rife olduğu yerler daha fazladır. Onun için ve sahibuha ma'rifeten galiben. Bütün maddelerde değil, galip maddelerde efendim nekire olabildiği yerleri kaç tane saymıştık size? Nekire, mevsuf bir nekire olabilir demiştik. Veyahut da istirak ifade eden yer olabilir. İstifamdan sonra gelmiş olabilir. Oralarda nekire olabiliyor ama bunun dışında ki genelde de bunun dışında olanlardır. Marife olmak mecburiyetindedir. Peki madem hal nekire olması şarttır. Peki hal marife olarak vakı olduğu yerler olabilir mi? Olursa ne yapacağız? Şimdi halin şartı nekire olmaktır sözüne. Şairin şiirinde ve erselehel irake velem yedülha velem yüşfik ala nevasid dihari diye şairin şiirinde geçen bir şey vardır. El-irake hal düşmüştür ve marife olmuştur. Ve merartu bihi vahdehu. Merartu bihi ona uğradım. Ne olduğu halde? Vahdehu yalnız olduğu halde. Şimdi el-irake eliflamla marifedir. Ve merartu bihi vahdehu. Efendim burada da vahdehu izafetle marifedir. Hani hal nekire olacaktı. Vahdehu marife olmuştur. Efendim ve ersele el-iraki, el-iraki hani burada el-iraki haldir, hani nekir olacaktı. Diyor ki, ve ersele el-iraki ve marartu bihi vahdehu ve nahvuhu. Bu ve bunların benzerleri müteevvelun tevil edilmiştir. Fealtehu cuhdeke de meşhurdu bu misaller içerisinde. Fealtehu cuhdeke. Yani fealtehu o işi yaptın, cuhdeke. Ne olduğun halde? Cühdeke bütün gayretini ortaya koyucu olduğun halde. Fealtehu cühdeke. Şimdi fealtehu cühdeke dendiği zaman buradaki cühdeke de ne olmuş oluyor? Hal oluyor. Halbuki izafetle marife olmuştur. Peki diyoruz ki kural olarak hal nekire olur. Efendim sahibi marife olur genelde. Ekseri maddelerde. Efendim. Peki hal marife olduğu yerlerde ne yapacağız? Diyor ki müteevvelün, tevil yapacaksınız diyor. Peki tevil nasıl yapılır arkadaşlar? Şimdi erseleha, ersele fiilin faili huvedir. Himari vahşi. Efendim ha da himari vahşinin dişileridir. Yani himari vahşinin erkeği. Dişilerine salıverdi. El-irake, ne oldukları halde? El-irake, yani müzahimen, kalabalık oldukları halde. Velem yedid ha, men etmedi onları. Bu şiirin manası arkadaşlar, şeyde,
Hulasetü Şuruh'ta şiiri anlatıyor, tahlilini de yapıyor, manasını da veriyor. Oradaki bilgilerden istifade edebilirsiniz. Ersele himari vahşi gönderdi, ha dişilerini gönderdi. Ne oldukları halde el hirake müzahim, yani kalabalık oldukları halde velem yedül ha onları engellemedi. Efendim velem yüşfik korkmadı ala negasitti hali. Yani oradakilerin susuz kalmasından, susamadan geriye çekileceğinden korkmadı diyor. Şimdi burada erseleha onları gönderdi. Ne olduğu halde el irake. Burada el irake ne olmuştur? Marife olmuştur. Diyor ki ve erseleha el irake ve bunun benzeri olanlar nedir? Müteevvelün tevil edilmiştir. Neyle tevil edeceksin onu? Nekireyle tevil edeceksin bunu. Nekireyle tevil edersen o zaman her ne kadar burada hal marife ise nekire hükmündedir dersin. Halin şartı nekire olmaktır kuralını böylece korumuş olursun. Arkadaşlar burada yapılan tevil iki türlü yapılıyor. Yani hal marife olmaz. Olduğu yerlerde yapılan tevil iki cihetten iki türlü yapılıyor. Birincisi el-irake mastardır. El-irake burada hal olmuştur. El-irake mahsuf bir fiilin mef'ulü mutlağıdır. Yani وَاَرْسَلَهَا تَعْتَرِكُ الْعِرَاكَ تَعْتَرِكُ الْعِرَاكَ. O el-irake mef'ulü mutlak oluyor. Aslında o hal değildir. تَعْتَرِكُ cümlesi haldir burada. وَاَرْسَلَهَا o dişi merkepleri gönderdi erkekleri. Ne olduğu halde o dişi merkepler ta'teriku el-irake. Ta'teriku cümlesi haldir burada. El-irake o hasfedilmiş olan fiilin nesidir? Mef'ulü mutlağıdır. Demek ki görünüşte her ne kadar el-irake mef'ulü mutlak affedersiniz hal gözüküyorsa da orada mahsuf bir fiil vardır. O fiil cümlesi haldir diyoruz. Peki ve merartu bihi vahdehu de ne yapacağız? Orada da yine bir fiil gizleyeceğiz. Ve merartu bihi ona uğradım ne olduğu halde yenferidu vahdehu. Vahdehu ne olur? Yenferidünün mef'ulü mutlağı oluyor. Burada hal hangisidir? Efendim yenferidü cümlesidir. Vahdehu yenferidü infiradehu manasındadır. Peki bir tane daha misal söylemiş ki faaltehu cuhdeke. Değil mi? Faaltehu onu yaptın cuhdeke ne olduğun halde bütün gayretini ortaya koyur olduğun halde. Bunu da nasıl takdir edeceğiz? Faaltehu tectehidu cuhdeke diyeceğiz. Doğru mu? Tectehidu cuhdeke diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar hal nekir olması lazım. Marife olarak vakı olduğu zaman onun manasında bir fiil gizliyoruz. O aslında hal olan o fiil cümlesidir. O zikredilen mastarda ne olmuş oluyor? Veya zikredilen de ne oluyor? Onun mef'ulü mutlağı olmuş oluyor. Ve arselehe l-irake ta'terikul irake ve merartu bihi vahdehu yenferidu vahdehu fealtehu cuhdeke fealtehu tectehidu cuhdeke diye yapmış olduk. Burada yaptığımız şeyde hal gibi gözükeni mef'ulü mutlak yaptık. Onun manasında bir fiil gizledik. O fiil cümlesini hal yapmış olduk. Ve diyoruz ki biz halin şartı nekir olmaktır. Kardeşim ve erselehel irakeye ne diyeceksin? Orada her ne kadar el irake hal gibi gözüküyorsa gerçekte hal o el irake değildir. Ta'terikul irakedir. Gerçekte el irake mef'ulü mutlaktır. Mahsuf olan bir fiilin mef'ulü mutlaktır. Ve merartu bihi vahdehu yenferidu vahdehudur. Gerçekte vahdehu değildir hal. Gerçekte yenferidu cümlesidir hal. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi burada yapılan iki türlü tevil var. Birinci tevil budur. İkinci tevile gelince arkadaşlar burada her ne kadar el-irake elif lamla marife ve merartu bihi vahdehu bu da izafetle marife ise de bunlar
nekire hükmündedirler. Nekire yerine gelmişlerdir. وَاَرْسَلَهَا الْعِرَاكَ الْعِرَاكَ مُعْتَرِكَةً demektir. El-İrake ne demektir? Mu'teriketen demektir. وَمَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ وَمَرَرْتُ بِهِ مُنْفَرِدًا demektir. فَعَلْتَهُ جُهْدَكَ فَعَلْتَهُ مُجْتَهِدًا demektir. Yani burada suret her ne kadar marife ise nekire takdirindedir. Her ne kadar marife ise suret nekire takdirindedir. Yani mana itibariyle burada nedir? Nekiredir deniyor. Evet arkadaşlar. Demek ki ve arselahel irake birinci tevilde ne yapıyoruz? Ve arselaha ta'terikul irake demektir. İkinci tevilde ne yapıyoruz? Marife burada nekire hükmündedir ve arselaha mu'teriketen yerine gelmiştir. Ve marartu bihi vahdehu yenferidu vahdehu birinci tevildir. İkinci tevilde ve marartu bihi vahdehu yani munferiden. Mesela وَمَرَّتُ بِهِ وَحْدَهُ gibi bir ibareyle karşılaşsak, münferiden diye tefsir etse onu biz ne deriz? Bunu münferiden diye tefsir edebilir, يَنْفَرِدُ وَحْدَهُ diye de tefsir edebilir. Doğru mu? فَعَلْتَهُ جُهْدَكِ gibi bir ibareyle karşılaşmış olsak, bunu tefsir ederken, مُجْتَهِدًا diye de tefsir edebilir, تَجْتَهِدُ efendim, جُهْدَكِ diye de tefsir edebilir. Bu tefsiri ne için yaptığını buradaki bilgiyle biz çözmüş oluruz. Eğer bu bilgiyi bilmezsek arkadaşlar, mesela وَمَرَرْتُ بِهِ وَحْدِهُ gibi bir yerde münferiden deseydi, sadece biz orada manada münferiden demektir. Yani وَحْدِهُ'yu açıkladığı gibi anlarız. Halbuki وَحْدِهُ'yu açıklamak için münferiden dememiştir. Bir kural ile tezat vardır. O tezadı ne yapmış oluyor? Ortadan kaldırmış oluyor. Bilmiyorum anlatabildim arkadaşlar. Yani bir ayeti tefsir ederken mesela El-İrake gibi bir ayet üzerinde misal olarak söylüyorum. Tefsir yaparken Ta'terikul İrake diye bir tefsir yapabilir. Ev mu'teriketen diye bir tefsir yapmış olabilir. Bu yaptığı tefsiri ilmi bir açıklama için yapmıştır. Bu ilmi açıklamayı bilmeyen adam sadece patanaj yapar kalır orada. Yani ne demek istediğini anlamaz. Anlar gibi olur da onu anlamaz onu. وَمَرَّتُ بِهِ وَحْدَهُ يَنْفَرِدُ وَحْدَهُ diye tefsir ederse bir yaklaşımdır. وَمَرَّتُ بِهِ وَحْدَهُ اَيْ مُنْفَرِدًا diye tefsir ederse ayrı bir yaklaşımdır. Bunu anlamak ilmi bir birikime ihtiyacı vardır. Bu ilmi birikimi burada bize vermiş oluyor. Karşılaştığımız zaman ne yaparız? Bunu efendim orada hazır hale getirmiş oluruz. Bu tamam mı arkadaşlar? فَاِنْ كَانَ صَاحِبُهَا نَكِرَةً Şimdi hal ne olur? Nekire olur. Sahibi ne olur? Marife olur. Ama galiben marife olur dedi değil mi? Evet. فَاِنْ كَانَ صَاحِبُهَا نَكِرَةً Eğer zilhal nekire olursa وَجَبَ تَقْدِيمُهَا Şimdi arkadaşlar haberin mübteda üzerine takdiminin vacip olduğu yerlerden birisi eğer musahih olursa haberin takdimi musahih olursa ibareyi hatırladın mı? Ne demek musahih olursa? Tebrik ederim. Aferin. Yani halis nekir olamaz mübteda. Racülün alimun diyemezsin. Yani racülün mübteda alimun haber diyemezsin. Ancak tahsisleştirdikten sonra olabilir. Efendim, o zaman mübteda halis nekire ise haberi takdim edeceksin ki o takdimle beraber mübtedanın mübtedalığı sahih olacak. Zilhal marife olması lazımdı. Halis nekire olamaz. Eğer halis nekire ise yani geride söyledik ya sıfat gelmiş olabilir. Racülün min beni temimin mesela değil mi? Veyahut da istihrak ifade eder. Orada bunlar hepsi bir tahsislik meselesidir. İstifamdan sonra gelmesi nedir? Bir tahsislik meselesidir. Öyle değil de halis bir nekire olursa ancak hali zilhal üzerine takdim ile bir tahsislik meydana gelecekse orada hali zilhal üzerine takdim etmek vacip olur. Feinkâne sahibuha eğer halin sahibi nekireten nekire olursa yani mahza nekire ise vecebe takdimuha. Buradaki nekirede mutlak nekireyi almıyoruz arkadaşlar.
Yani tahsisleşmiş, tahsisleşmemiş nekire ise. Çünkü racülün min beni temimin cani racülün min beni temimin ya racülün min beni temimin farisen mesela. Orada farisen ne oldu? Zilhal orada nekire oldu. Doğru mu? Zilhal nekire oldu ama muhassas oldu. Onun üzerine takdimi vacip değildir. Öyleyse ve inkâne sahibâ nekreten halis nekire demektir burada. Anlaşılır. Yani tahsisleşmemiş nekiredir. Neden tahsisleşmemiş nekirede halin takdimi vaciptir Beytullah? Çünkü burada ne olmuş olacak? Onun takdimiyle tahsislik meydana gelecek. Arkadaşlar, hakkı tehir olanın takdimi mücahit ne yapar? Hakkı tehir olanın takdimi bir nükteden, bir sebepten dolayıdır. Yani mübteda önce gelir, haber sonra gelir. Haberin hakkı nedir? Sonra gelmektir. Sonra gelmek, hakkı olanı takdim etmek, yani öne almak bir sebepten dolayı olur. Biz burada hali neden takdim ediyoruz zilhal üzerine? Hal, zilhalden sonra gelir değil mi? Hakkı tehirdir. Hakkı tehir olanı niçin takdim ediyoruz? Çünkü zilhali kurtaracağız. Halis nekir olamıyor. O zaman bizim takdimimiz ne için oluyor? Tahsislik olmuş oluyor. Tahsislik için olmuş oluyor. Ve inkâne sahibi nekreten halis nekir olursa vecebe takdimuha halin zilhal üzerine takdimi vaciptir ki bu takdimle beraber ne olmuş olacak? Tahsislik meydana gelmiş olacak. Şimdi darabtu racülen rakiben gibi misallerde arkadaşlar darabtu dövdüm racülen racülü. Ne olduğu halde rakiben, rakip olduğu halde dövdüm diyelim. Şimdi darabtu racülen rakibende biz bunu darabtu rakiben racülen dememiz gerekiyor. Doğru mu? Darabtu rakiben racülen dememiz lazım. Şimdi burada biz bunu hali üzerine bıraktığımız zaman darabtu racülen rakiben dediğimiz zaman rakiben hal midir, sıfat mıdır? Mesela bu misalde sıfatla da karışabiliyor. Her misalde öyle değildir yalnız. Değil mi? Yani zilhal nekiredir, hal de nekiredir ve ikisi de mensup ise orada ne olma ihtimali de vardır? Sıfat olma ihtimali de vardır. Orada sıfatlıktan da kurtarma işine yarıyor. Doğru mu? Yani darabtu rakiben racülen diye sıfattan da onu kurtarmış oluyor. Bu da tamam mı arkadaşlar? Bir başka hüküm söylüyor hal ile ilgili. وَلَا تَتَقَدَّمُ عَلَى الْعَامِلِ الْمَعْنَوِيِّ Hiçbir zaman hal amili manevi üzerine takaddüm edemez. Amili maneviden maksat neydi şirinim? Amili manevi deyince aklımıza ne geliyor hemen? Yani amil ya fiil olur, ya şibi fiil olur. Ya manayı fiil olur. Biz manayı, manen kelimesini açıklarken söylemiştik. Yani lafızda onun fail olmasını gerektirecek veya meful olmasını gerektirecek bir kelime yok. Ama manaya baktığımız zaman ismi işaret, tenbih harfi, ondan ne çıkıyor? Fiil manası çıkıyor. Ona manayı fiil diyoruz. Manayı fiilleri şeyde saymıştı hatırlarsınız. Yani izarda saymıştı manayı fiilleri. Avamilde de örneklerle beraber saymıştı onları ama ismi işaret, tenbih harfi bunlardan birisidir. Nida harfi de bunlardan birisidir. Amili maneviyi anlatırken yani manayı fiil dedi. Amili manevi der ki manayı fiili anlatırken diyordu ki bu manayı fiil, şibi fiil bir de manayı fiil değil mi? Bu manayı fiiller şey gibi olanlar, yani esma-i efali kastetmiyorum ben. Diğer işte tenbih harfi, tahsiz harfi, ondan sonra nefi harfi, işaret, ismi işaretler, tenbih harfi bunların hepsinde manayı fiil vardı. Bunlar hal ve zarf gibi zayıf amildir bunlar. Hal ve zarf gibi mamullerde amel ederler ama ne yapamaz? Bir faali ref edemez. Bir mef'ulü bi ne yapamaz? Açıktan aşağı nesb edemez. Efendim hal ve zarf gibi mamullerde amel ederler. Öyleyse bunların ameli zayıftır. Ameli zayıf olduğu için hal amili manevi üzerine takaddüm edemez. Niçin edemez? Çünkü amili manevin ameli nedir? Zayıftır. Zayıf olduğu için kendisinden önceki mukaddem olan, geçmiş olan da amel edemez. Evet, وَلَا تَتَقَدَّمُ عَلَى الْعَامِلِ الْمَعْنَوِيِّ بِخِلَافِ الظَّرْفِ
Amil zarf olursa böyle değildir. Zarf olursa böyle değildir. Şimdi zarf olursa ne olacak? Burada ihtilaf vardır. Sibeveyh der ki asla caiz değildir. Zarfın üzerine de tekaddüm edemez. Bihilafi zarfi zarf böyle değildir. Yani zarf da amelde zayıftır. Dolayısıyla efendim bundan önce de gelmez. Fakat İmam Ahfeş eğer amil zarf ise halin zilhal üzerine takdimi halin amili üzerine zarf olan amili üzerine takdimi caizdir. Bir şart koyuyor orada. Şöyle Zeydün fiddari Zeydün muhteda fiddari haberdir. Doğru mu? Zeydün Zeyd fiddari evdedir ne oldu halde kaimen? Aslında ibare bu. Zeydün fiddari kaimendir. Şimdi ibare budur. Burada kaimeni fiddariden önce alabilir mi? Sibeveh diyor ki asla zarf eğer halin amili zarfsa o hal zilhal üzerine şey amil üzerine zarf üzerine tekaddüm etmez diyor Sibeveh. Tamam? Ahfeş diyor ki eğer mübtedam geçmiş ise mübtedası geçmiş ise o zaman caizdir. Yani kaimen Zeydün fiddar olmaz. Ahfeş'e göre bu kaimeni öne alsak kaimen Zeydün fiddari desek bu caiz değildir. Çünkü burada muhtedadan muhteda haberi her ikisi geride kaldı. Hal öne gelmiş oldu. Ahfeş bir şartla bunu caiz görüyor. Diyor ki eğer muhteda önce zikredilirse haber sonra hal ikisinin arasına girmiş olursa caiz olmuş olur. Burada eğer kaimen Zeydün fiddari desek kaimen çok ileri gitti. Ama şöyle olursa, Zeydün kaimen fiddari olursa, kim bunu tecviz ediyor? Ahfeş bunu tecviz ediyor. Demek ki şunu diyoruz arkadaşlar. Halin amil üzerine takdimi caiz midir, değil midir? Amil-i manevi üzerine takdimi caiz değildir. Yani amil-i manevi ne yapamaz? Manayı fiil yani. Manayı fiil, amil-i manevi de bunu kastediyor. Manayı fiil üzerine takdimi caiz olmaz çünkü bu nedir? Zayıf bir amildir. Ancak zarf olursa takdim eder mi etmez mi? Ha burada ihtilaf vardır. İmam Sibeveyh asla bu da zayıf bir amilde takdim etmez diyor. Mesela biz bu misali çizdik Ahfeş'e göre. Bunu da çizeriz kime göre? Sibeveyh'e göre onu da çizeriz. Evet. İlla fi zarfi zarf müstesna. Bihlafi zarfi zarf böyle değildir. Zarfta ne vardır? İhtilaf vardır. Sibeveyh farklı söylüyor. Ahfeş farklı söylüyor. Şimdi dedi ki arkadaşlar وَلَا تَتَقَدَّمُ عَلَى الْعَامِلِ الْمَعْنَوِيِّ Amili manevi üzerine tekaddüm edemez. بِخْلَافِ الزَّرْفِ Zarf öyle değildir. Yani ne diyoruz biz arkadaşlar? Yani zarfın üzerine tekaddüm eder. Ama tekaddüm eder kimin görüşüdür? Ahfeş'in görüşüdür. Sibeveyh onu da onaylamıyor. Efendim وَلَا عَلَى الْمَجْرُورِ Amil-i manevi üzerine tekaddüm edemediği gibi وَلَا عَلَى الْمَجْرُورِ Zilhal mecrur ise mecrur olan zilhal üzerine de tekaddüm edemez. Demek ki hal amil-i manevi üzerine tekaddüm edemiyor. Eğer zilhal mecrur ise bu ya harf-i cerle mecrur olur veya izafetle mecrur olur. Ondan önce de tekaddüm edemez. Eğer zilhal izafetle mecrur ise ittifakla o halin zilhal üzerine takdimi caiz değildir. Mesela şimdi arkadaşlar caetini bana geldi. Mücerreden hani siyabi elbiselerden soyulmuş olduğu halde. Kim? Daribetü Zeyd'in. Zeyd'i döven hanım. Şimdi burada caet dediğine göre bu faildir. Mücerreden müzekker geldiğine göre bu mücerreden Zeyd'in halidir. Daribetü Zeyd'in ibare şudur. Caetni bana geldi. Daribetü Zeyd'in Zeyd'i döven. Zeyd ne olduğu halde mücerreden hani siyabi elbiselerden yani Zeyd'i çıplak olduğu halde döven kadın bana geldi. Burada mücerredlerden haldir, Zeyd'den haldir. Zeyd nedir? Mecrurdur. Neyle mecrurdur? İzafetle mecrur. Şimdi
Burada zeytten hal olan mücerredenin şu şekilde takdim etmesi asla caiz değildir. Şu caiz olmayan misalidir arkadaşlar. Yani burada ne olması lazım? Mücerreden burada olması lazım. Yani caetni daribetü zeydin mücerreden ani siyabi olması lazım. Buradaki mücerredenin efendim mecrur olan zilhal üzerine takdimi caiz değildir. Demek ki zilhal manevi olan amilin üzerine takdim edemediği gibi mecrur olan zilhal üzerine de takaddüm etmesi ittifakla caiz değildir. Çünkü hal zilhalin tabi ve fer'idir. Tabi metbu üzerine takaddüm etmez. Muzaf ileyh muzaf üzerine takaddüm eder mi? Etmez. Bu da onun tabiidir. Yani muzaf ileyh muzaftan önce gelmediği gibi onun tabiilerine olmayacaktır. Ondan önce gelmeyecektir. Peki eğer zilhal izafetle mecrur ise bu konuda ne vardır arkadaşlar? İttifak vardır. Yani asla izafetle mecrur olan zilhalin hali ondan önce gelmez. Anlaştık burada. Eğer harfi cerle mecrur olursa burada bir ihtilaf vardır. Sibeveyh ve ekseri Basralılar yine takdimini caiz görmezler. Yani onun için musannif burada mutlak olarak söyledi. Mecrur olan zilhal dedi. Çünkü izafetle mecrur olanda ittifak var. Efendim harfi cerle mecrur olanda da Sibeveyh ve Basralıların çoğu o da caiz değildir dedi. Ne yapmış oldu? Ya rahmetullah. Ne yapmış oldu musannif hazretleri? Burada kahir ekseriyetin görüşünü almış oldu. Sanki hepsi muttefakun aleyh gibi söylemiş oldu. Yani izafetle de harf-i cerle de mecrur olsa takdimi caiz değildir dedi. Mecrur yani mutlak olarak söyledi onu. Fakat alel asahhi. Asah olan görüşe göre nedir? Mecrur olan zilhal üzerine takaddüm etmez dedi. Niye burada asah dedi arkadaşlar? Çünkü bazıları وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اِلَّا كَافَتَلْ لِلنَّاسِ ayeti kerimesini istidlal ediyorlar. وَمَا اَرْسَلْنَاكِ biz seni göndermedik. Linnâsi insanlar için وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اِلَّا كَافَتَلْ لِلنَّاسِ. Şimdi burada linnâsi كَافَتَنْ idi. وَمَا اَرْسَلْنَاكِ لِلنَّاسِ كَافَتَنْ. Yani اَرْسَلْنَاكِ لِلنَّاسِ كَافَتَنْ. اَرْسَلْنَاكِ biz seni gönderdik. Linnâsi insanlar için ne oldu halde o insanlar? Kâffeten. Yani hepsine gönderdik seni. Burada kâffeten linnâsinin sıfatı olamaz değil mi? Marife nekire meselesi var. Sıfatı olamayacağına göre ne olacaktır bu? Hal olacaktır. Hal olunca ve mâ arsennâke yani ve mâ arsennâke illâ nefi istisna ile hasıl ifade ediyor. Doğru mu? Yani innemâ arsennâke biz seni gönderdik linnâsi insanlar için kâffeten o insanların tamamı olduğu halde seni gönderdik. Şimdi burada diyor ki bazıları kâffeten haldir, linnâsiden önce gelmiştir. Demek ki mecrur olan zilhal üzerine takdimi caizdir. Onun için alel asah dedi burada. Alel asah dedi demek bazıları ne yapıyor? Ve me arsennâki illâ kâfetel linnâsi ile istidlal ederek mecrur olan zilhal üzerine takdimi caizdir diyenler vardır. Bunlara şey yaparak, işaret ederek alel asahhi, asah olan görüş dedi. Şimdi arkadaşlar ve me arsennâki illâ kâfetel linnâsi üzerine böyle yorucu bir takım bu kuraldan kurtulabilmek için yorucu bir takım teviller yapılmıştır. Nasıl olmuş, takdim etmiştir. Efendim, fakat onlara biz girmeyeceğiz. Gerek yoktur. Şimdi Molla Cami Hazretleri diyor ki وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ حَرْفِ الْجَرِّ وَالْاِزَافَةِ. Şimdi harf-i cerde ittifak yok ama izafette ittifak var. Yani izafetle mecrur olan üzerine takdim etmeyeceğinde ittifak var. Harf-i cerle olursa ve mâ arsennâki illâ kâfetel linnâsi gibi burada ihtilaf vardır. Neden böyledir? Çünkü harf-i cerle mecrur olan adeta harf-i cer şeyi tamamlayıcı gibi sayılıyor. Mesela merartü bi zeydinde bâ ne yapıyor? Merartü bi müteaddi yapıyor. Onunla ona taaddi etmiş oluyor. Yani nasıl ki
zehebe, zehebe bihi, bir de zehebtu bihi, bir de ezhebtuhu. Öyle mi? Söylediğime dikkat ederseniz. Şimdi biz sülasiden lazım olan bir fiili zikredersek, zehebtuhu ne demek? Zehebtu bihi ne demek? Zehebtu bihi, onu götürdüm demektir. Doğru mu? Burada bihi, ba ile zehebtu bizeydin diyelim. Peki bu ba neyin yerine kaimdir? Ezhebtuhu dediğin zaman buradaki mutaaddiliği neyle sağladık? Hemze ile sağladık. Bak, ezhebtu de hemze geldi. Fiilin kendisindendir değil mi? İfal babına naklettik onu. Nasıl ki yani ezhebtu de mutaaddi yapan hemze kelimenin kendisinden sayılıyorsa, zehebtu bihi de adeta nereden sayılıyor? Amilin bir parçası gibi sayılıyor. Dolayısıyla izafetten farklıdır yani. Harf-i cerle mecrur olan, oradaki harf-i ceri farklı bir şey görmemek lazım. Sanki amilin bir parçası gibi görmek lazım diyor. Harf-i cerle olduğu zaman takdimini caiz görenler. وَاَجَابَ بَعْضُمْ عَنْ هَذَا الْاِسْتِدَالِ بِجَعْلِ كَافَةً حَالًا عَنِ الْكَافِ. Bazıları وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِنْ. Cevap verebilmek için gerçekten böyle zor virajlara girdiler, çıktılar. Efendim, öyle diyeyim de geçeyim burasını arkadaşlar. Bunu da geçtik. Şimdi arkadaşlar, hal olan kelimenin muştak olması şart mıdır, değil midir? Bazı kaynaklarda, bazı nahiv kitaplarında hal vakı olan kelimenin hal vakı olabilmesi için hal vakı olacak bir kelimede aranan şartlardan birisi muştak olmasıdır. Çünkü şeydeki bir heyete delalet edecek, faildeki bir heyete veya mef'ulü bih'teki bir heyete delalet edecektir. Dolayısıyla muştak olmasını şart koşmuşlardır. Fakat İbn-i Hacib Hazretleri bu görüşü kabul etmiyor. Diyor ki halin muştak olması şart değildir. Önemli olan bir heyete delalet ediyor mu, etmiyor mu? Eğer camit olduğu halde bir heyete delalet ediyorsa muştak olmasına gerek yok. Diyor ki ve kullu ma dalla ala heyetin, her heyete delalet eden, sıfata delalet eden, ister muştak olsun ister camit olsun, sahha en yaqa halen, hal vakı olması sahihtir. Mesela mislu hada busran asyabu minhu rutaba. Şimdi hurmanın bir busr hali var, bir de rutb hali var. Evet. Hâdâ busran nedir? Hurmanın böyle ilk olgunlaşmaya doğru meylettiği zamandır ki aldığın zaman ağzına biraz ekşilik var onda. Rutab ise bal gibi olduğu zamandır. Rutab bal gibi olduğu zamandır. Demek ki busr hali henüz böyle biraz ekşimtırak olduğu. Rutab hali de olgunlaştığı, tatlandığı haldir. Diyor ki şimdi bu hurmanın öbür hurmadan daha kaliteli olduğunu anlatmak için diyor ki hâdâ bu büsran, büsür olduğu halde atyabu minhu, ondan daha hoştur, rutaben o rutab olduğu halde. Yani bunun büsür hali onun rutab halinden nedir? Daha hoştur, daha kalitelidir, daha güzeldir. Burada neyi övüyor şimdi? Burada hâdâ büsran dediği hurmanın kalitesini övmüş oluyor. Anlaşıldı mı? Şimdi arkadaşlar büsran ve rutaben bunlar müştak kelime midir, camit midir? Elbette müştak değildir. Busr ne değildir? Müştak olabilmesi için ya sıfatı müşebbih olacak ya isim faal olacak. Müştak değildir yani. Bunlar camit kelimelerdir. Peki bir heyete delalet eder mi? Busran efendim onun ekşimtıraklığına yani ilk olgunlaşma başlama haline delalet eder mi? Eder. Rutab da neye delalet eder? Olgunlaşmış haline delalet eder. Sonuçta bir heyete delalet ediyor mu? Ediyor. Şimdi arkadaşlar halin müştak olması gerekir diyenler, bunu şart koşanlar, hâdâ busrâne kalkarlar, efendim mubseren diye tevil ederler. Rutaben değil de murtaben diye tevil ederler. Niçin? Mecburdurlar bunu ne yapmaya? Müştak bir kelimeyle tevil etmeye. Burada şunu hatırlatmak isterim arkadaşlar. Allah'ın izniyle siz ileride her biriniz birer alim olacaksınız inşallah. Rabbim alim fazıl kamil eylesin. Sadece alim değil, mücahit alimlerden eylesin. Yani ismi mücahit olabilir de vasfı da mücahit olması lazım. Şimdi arkadaşlar şurasını bilmek lazım. İbn Hacib'in iddiası böyledir. Yani heyete delalet ettikten sonra camit müştak fark etmez diyor.
Tamam. Amenna ve saddekna, başımızın gözümüzün üzerine bunun yeri var. Ama bazı yerlerde karşılaşırsınız ki orada hal camit olduğu zaman hemen tevil etmiştir onu bir sıfatı kelimeyle. Bir isim faalle, bir isim mef'ule tevil etmiştir onu. O zaman ne diyeceksiniz? Diyeceksiniz ki bazı alimlere göre hal müştak olmak mecburiyetindedir. Burada camit olarak geldiği için müştak ile bunu tevil etmiştir, tefsir etmiştir diyeceksiniz. Anlatabildim mi? Yoksa İbn Hacib'e göre zaten heyete delalet ettikten sonra onu müştak bir kelimeyle tefsire ihtiyaç yoktur. Bu aradaki iki görüşü, yani İbn Hacib'in görüşüyle efendim bu konuda diğer nahivcilerin görüşünü bildiğimiz zaman yapılan tefsir hangi taraftan olduğunu daha net bir şekilde anlamış oluruz. Ve kullu ma dalla ala hayetin sahha en yaqa halen. Yani müştakla bunu tevil etmeye gerek yoktur. Nahivcilerin geneli arkadaşlar müştak olmasını şart koşarlar. Cumhur-i nuhat nahivcilerin geneli bunun müştak olmasını şart koşarlar. Ama İbn Hacib Hazretleri ne yapmıştır? Hiç böyle zorlamaya gerek yoktur. Camit olan kelime eğer şeye delalet ediyorsa, heyete delalet ediyorsa olay bitmiştir. Diyor. Hâdâ büsren atyabu minhu rutaben misali bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu da tamam arkadaşlar. Hal ile ilgili izharda da bildiğimiz bir bilgiyi şimdi bize verecek. Diyor ki vakat tekûnü cümleten. Hal bazen cümle olur. Bazen cümle olur deyince ne anlıyoruz Mesul? Yani halde asıl olan nedir? Müfred olmaktır. Bazen cümle olabilir diyor. Haberi yeten cümleyi haberi olur. Sıdkı kizbe ihtimali olan. Demek ki inşai cümleler tevilsiz ne olamazlar? Hal vakı olamazlar. Çünkü bunlar sıfata delalet edecekler. Yani hal zilhaldeki bir sıfata delalet edecek. Dolayısıyla cümleyi haberi olur. Hal cümleyi haberi olur. Eğer cümle inşai olursa dıdısının dıdısının dıdısıyla bunu tevil etmek mecburiyetindesin. Peki hal cümle olunca karşımıza ne çıkar? Cümle ismi olabilir, cümleyi fiili olabilir. Doğru mu? Tamam. Şimdi arkadaşlar biz bunu haber bahsinde de okumuştuk. Halde, haberde asıl olan neydi? Müfred olmaktı. Bazen cümle olur muydu? Doğru, nekir olmakta bir asıldı ama müfredlik cümlelik açısından baktığımız zaman haberde asıl olan müfred olmaktı. Cümle olabilir miydi? Olabilirdi. Peki haber cümle olunca ne gerekiyordu? Bir rabıt gerekiyordu. El-gâretü mel-gâre örneğini de vermiştik. Bazen cümlenin aynısı tekrarlanırsa falan. Onlar da bir rabıtı sayılır demiştik. Şimdi halde cümle vakı olduğu zaman cümlede müstakillik, istiklallik vardır. Yani cümle deyince müsted ve müstedileyten ibarettir. Bir yere normalde bağlı değildir. Ama eğer hal vakı oluyorsa mecburen zilhale bağlıdır. Peki bu cümle, cümle olması bakımından müstakil ve bağımsızdır. Ama hal olması bakımından bağımlıdır. Ben nereden bileceğim bu cümlenin bağımlı olup olmadığını? Peki o bu cümleyi zilhale ne ile bağlayacağım? Madem halde zilhale ne ile bağlayacağım? Bir rabıta ihtiyaç vardır. Bu rabıt nedir? Vav mıdır? Zamir midir? Hem vav hem zamir midir? Bazı yerlerde hem vav hem zamirdir. Bazı yerlerde sadece zamirdir. Bazı yerlerde vavdır. Şimdi hal ile ilgili arkadaşlar cümle vakı olduğu zamanki noktada rabıtın ne olacağı meselesidir. Bu rabıt bütün cümlelerde aynı olsaydı kolay. Yani cümle ismiyede, cümle fiiliyede zamir olur, vav olur, hem vav olur, hem zamir olur desen olay kolay. Ama cümle ismiyede değişiyor. Cümle fiiliyede kendi arasında kısımlara ayrılıyorsa işte mesele burada ne oluyor? Biraz çatallaşmış oluyor. Çetrefilleşmiş oluyor. Yani suhuleti kayboluyor diyelim. Bir başka ifadeyle yani dildeki zenginliği Arap dilindeki zenginliği biz burada görmüş olacağız. Fel ismiyetu eğer cümle vakı olan hal cümle-i ismiye ise buradaki rabıt ne olur? Bil vavi
ve zamir. Hem vav hem zamir olur. Arkadaşlar ci'tu ve ene rakibun. Ci'tu buradaki tu zilhaldir. Ene rakibun cümlesi nedir? Haldir. Ene ci'tu geldim ve ene rakibun inici olduğum halde geldim. Şu vava vavi haliye denir. Hal cümlesinin başına gelen vava ne denir? Vavi haliye denir. Şimdi burada bu mübteda haber bir cümledir. Bu cümle hal vakı olmuştur. Bunu zilhale bağlayacak, bu cümleyi zilhale bağlayacak bir rabıta ihtiyaç var. Bu rabıt burada vavdır ve zamirdir. Ci'tünün tüsü zaten mütekellimdir. Ene de nedir? Burada mütekellim zamiridir. Burada hem vav hem zamir olmuştur rabıt. Cümle-i ismiyede ne dedik arkadaşlar? Bil vavi ve zamir. Ci'te ve ente rakibun. Ci'te ve ente rakibun. Cani Zeydun ve huve rakibun dedik. Cani Zeydun ve huve rakibun de ne var arkadaşlar? Hem vav var hem de zamir vardır. Peki, rabıt hem vav hem zamir olur. Nerede? Cümleyi ismiyede. Ev bil vavi veya sadece vav olur. Şöyle bir hadis-i şerif var. Küntü nebiyyen ve Ademu beynel ma'i vattin. Küntü nebiyyen, ben peygamberdim. Ve Ademu, halbuki Adem beynel ma'i vattin, su ile çamur arasındaydı. Yani Adem aleyhisselam henüz ruh üflenmeden kendisinde ben nebi idim. Nebiliğim kesinleşmişti. Veya nebi olduğumu biliyordum. Artık hadisin manası hadis kitaplarına, hadis şerhlerinde bakılır. Şimdi burada küntü nebiyyen dediğimiz zaman ve ademu, halbuki Adem beynel ma'i vettin. Adem mübtedadır, beynel ma'i vettin haberdir. Şurası bir cümledir arkadaşlar. Bu cümleyi küntünün tüsüne zilhaldir burası. Efendim hal olduğuna göre burada bu cümleyi buna bağlayan, zilhale bağlayan ne vardı? Sadece vav vardır. Zamir var mıdır? Yoktur. Demek ki hal vakı olan cümle, cümle-i ismiye ise hem vav hem zamir olabilir. Sadece ne olabilirmiş arkadaşlar? Sadece vav olabiliyor. Ev bi zamiri ala da'fin. Ev bi zamiri sadece zamir olabilir ama ala da'fin. Bu böyle olması zayıf. Meşhur bir misal var arkadaşlar. Kellemtuhu fuhu ilafiyye. Arkadaşlar, kellemtuhu onunla konuştum. Bu misalle ilk karşılaşıyorsanız yani gayet normal. Kellemtuhu onunla konuştum. Fuhu, halbuki onun ağzı ilafiyye ağzıma idi. Yani ağız ağza konuştuk. Fuhu ilafiyye, ağız ağza konuştuk. Fuhu onun ağzı, ilafiyye benim ağzıma bakıyordu. Yani yüz yüze, ağız ağza konuştuk manasındadır. Şimdi burada arkadaşlar kellemtuhu onunla konuştuk. Hu Mevlam hu derler. Doğru mu? Ne olduğum halde veya ne olduğu halde diyelim. Yani kellemtünün tüsünden hal yap. İstersen hu'dan, mef'ulden hal yap. Fark etmez. Fuhu ilafiyye. Şimdi burada kellemtuhu onunla konuştum. O ne olduğu halde? Fuhu. Onun ağzı. Burada hu zamiri buraya gitmiş oluyor. Doğru mu? Şu cümle, cümle-i ismiyedir. Fuhu ilafiyye mübteda haber cümlesidir. Bu cümle cümle-i ismiyedir. Efendim, dolayısıyla burada rabıtta vav var mı? Yok. Fuhu ilafiyye'de vav var mı? Yok. Yok dedim, yok. Efendim, rabıt hem vav hem zamir olurdu. Sadece vav olurdu. Bir de sadece zamir olması zayıftır. Şimdi neden arkadaşlar zayıf diyor buna? Çünkü burada küntü nebiyyen vav geldiği zaman vav zaten bağlamak içindir. Doğru mu? Vav bağlamak içindir. Vav bağlama işini sağlıyor. Ama zamire sıra gelince zamir bazen baş tarafta olur. Cani zeydün ve huve rakibun de o baş taraftadır ama her zaman başta olmaz ki. Mesela fuhu derken cümle buradan başlıyor. Bunu buraya bağlayacak bir şey anlaşılmıyor. Daha ileriden anlaşılması lazım, anlaşılacaktır. Onun için sadece zamir uygun görülmemiştir, zayıftır dendi. Sadece zamirin misali de kellemtuhu fuhu ilafiyyedir. Caiz midir? Bu da caizdir demişler. Şimdi
Zaten bu rabıt ne içindir? Yani o müstakil cümleyi hale bağlamak, bağladığını ifade etmek içindir. Şimdi vav geldiği zaman mesela ci'tu vav geldiği zaman hemen bu ilerisini bağladı. Vav'ı gördüğün zaman ağzından çıkarken bağlama yaptığı anlaşılıyor. Sonra gelecek buraya bağlı olduğu anlaşılıyor. Tamam mı? Efendim hem vav hem zamir olduğu yerde zaten iki tane rabıt vardı. Sadece vav olduğu yerde yine bu vav ne yapıyor? Rabtı gösteriyor. Yani cümle zikredilmeden ipini çekiyorsun. Ama sadece zamir olursa mesela cani zeydün huve rakibun dediğin zaman orada huve gene bir rabıttır ama her zaman zamir baş tarafa gelmez ki. Kellem tufuhu ila fiyyede burada bunun buna bağlı olduğunu ta ileride hu zamirini görünce anlamış olacaksın. Dolayısıyla bunu zayıf kabul etmişlerdir. Yani rabıt burada çok sağlam değildir. Peki cümle-i ismiye konusu tamamdır arkadaş. Cümle-i ismiyede hem vav hem zamir problem yok. Sadece vav problem yok. Sadece zamir ufak bir problem var. Zayıftır. Değil. Bu güzel. Cümle-i isminin canına kurban. Geldik şimdi cümle-i fiiliye. Müsbet muzari olursa şöyle olur. Müsbet muzarın dışında olursa şöyle olur. Ne oluyor? Tekrar kendi arasında bu kısımlara ayrılmış oluyor. Vel mudari'ul musbetu. Eğer hal vakı olan müsbet fiili muzari ise orada rabıt bil zamiri vahdehu. Sadece zamir olabilir. Ca'ani zeydün yusri'u. Ca'ani zeydün bana zeyd geldi. Ne olduğu halde yusri'u. Sürat yaptığı halde, koşar olduğu halde bana geldi diyoruz. Burada ne oldu arkadaşlar? Hal hangi cümle vakı oldu? Burada hal olan hangisidir? Yusri'udur. Doğru mu? Yusri'udur. Evet. Hal burada yusri'udur. Dolayısıyla bu müsbet cümle, müsbet fiili muzari, hal vakı olunca burada rabıt sadece zamir olur. Yusri'un altındaki huve zamiri nedir? Rabıttır. Şimdi arkadaşlar müsbet fiili muzari'de neden sadece zamirdir? Çünkü müsbet fiili muzari isim faale benzer. Doğru mu? Hem lafzan hem manen li müşabeti lehu değil mi? Lafzan manen istimalen benzer demişti. Şimdi müsbet fiili muzari isim faale benzer. İsim faale benzer olduğuna göre cani zeydün bunu isim faali yapsaydık ne diyecektik? Musri'an. Müsri'an diyecektik ki Müsri'an'da zaten huve zamiri vardır. Zamire gerek yok müfred olduğu için ama ala külli hal orada da bir huve vardır yine. Müsbet fiili muzari de neden sadece zamirdir? Çünkü müsbet fiili muzari nereye benzer? Nereye benzer Yusuf'um? İsim faale benzer. İsim faale benzeyince isim faale zaten ne olmaz? Yani isim faale hal vakı olsa orada vav olur mu? Olmaz. Cani zeydün ve müsran olmaz. Müsran olur. Yiğitim öyle mi? Peki. Bu da anlaşıldı mı? Müsbet fiili muzari. Ve ma sivâhumâ. Arkadaşlar, cümle-i ismiye söyledi. Hem vav hem zamir olur. Sadece zamir olur. Sadece vav olması zayıftır. Yoksa enseni bir tane çakacaktım. Kıl payı kurtardın. Müsbet fiili muzaride sadece zamir olur. Ve ma sivahuma. Bu ikisinin ma sivasında. Yani cümle ismi değil, müsbet fiili muzari değil. Burada rabıt ne olabilir? Noktasına geldik. Bil vavi ve zamir ev bi ehadihima. Hem vav hem zamir veyahut da sadece vav, sadece zamir olabilir. Cümle ismiye de öyleydi. Olur mu? O da sadece zamir olması neydi? Zayıf idi. Cani zeydün ve ma yetekellemu gulamuhu dediğimiz zaman. Bu hangi kısma girer arkadaşlar?
Ne oldu burada yani? Yani Zeydün ve ma yetekellemu ulamuhu. Şu babı kaldıralım. Cani Zeydün ma yetekellemu ulamuhu deriz. Doğru mu? Ulamuhu derken burada bir zamir var. Bir de vav var. Vav'ı kaldırdık. Cani Zeydün ma yetekellemu ulamuhu dedik. Hem vav olur, hem zamir olur. Cani Zeydün ma yetekellemu ulamuhu. Cani Zeydün ma yetekellemu ulamuhu. Veyahut da Cani Zeydün ve ma yetekellemu amrun. Cani Zeydün Zeyd geldi ve ma yetekellemu amrun. Amr konuşmadığı halde. Burada rabıt ne oldu sadece? Vav oldu. Yani müsbet fiili muzari'nin dışın cümle-i ismiye ile müsbet fiili muzari'nin dışında hem vav hem zamir olabilir. Sadece zamir olabilir Cani Zeydün ma yetekellemu ulamuhu. Sadece vav olabilir Cani Zeydün ve ma yetekellemu amrun. Bunu fiili mazi yaparsınız fark etmez. Yani bu da ne yaptık biz? Cazeydün ve ma yetekellemu müsbet fiili muzari değil, menfi fiili muzari. Bunu fiili maziye çevirebilirsiniz. Cazeydün ve ma tekelleme gulamuhu. Efendim? Ve ma tekelleme gulamuhu. Cazeydün ve ma tekelleme amrun dersin. Misalleri çoğaltabilirsin. Yalnız ve la budde fil mazil musbeti min kad zahireten ve mukadderaten. Şimdi rabıtı biz konuştuk. Rabıt müsbet fiili muzari ile cümle-i ismiyenin dışında hem vav hem zamir olabilir. Sadece vav olabilir, sadece zamir olabilir. Zengindir. Ancak eğer bu müsbet şey ise fiili mazi ise hal cümlesi. Bu rabıtın dışında bir de zahir veya mukadder bir kat lazımdır. Zahir veya mukadder bir kat lazımdır. Yani mutlaka bir kat olması lazımdır. O mazinin başında kâinde olacak. Eğer zahiren yoksa mukaddere olarak vardır. Cani Zeydün kad rakibe gulamuhu. Cani Zeydün Zeyd geldi ne olduğu halde? Kad rakibe bindiği halde gulamuhu. Burada rabıt olarak ne vardır? Zamir vardır. Doğru mu? Burada rabıt olarak ne var? Zamir vardır. Şimdi bu mazi cümlesinde şu mazi cümlesinde şu kat mutlaka olması lazım. Bu kat olması lazım çünkü mazi geçmiş demektir. Hal ise şimdiki zaman demektir. O kat mazi biraz hale yaklaştırıyor. Bir daha söylüyorum. Mazi geçmiş demektir. Hal ise şimdiki manzara ile alakalıdır. Kat ne yapıyor? O maziyi hale yaklaştırmış oluyor. Cani Zeydün Zeyd geldi. Efendim, kad rakibe gulamuhu, kölesi binmiş olduğu halde geldi diyoruz. Burada eğer lafzan kad yoksa biz takdir ediyoruz orada. Evca'ukum hasrat suduruhum. Evca'ukum veya size gelirlerse ne oldukları halde hasrat suduruhum. Kad hasrat suduruhum demektir. Orada hasret suduruhum da zamir rabıtası vardır. Ama mutlaka orada ne vardı? Hasret suduruhum da lafzen zikredilmedi ama mukadder olarak vardır. İmam Sibebeyh ile İmam Müberrid bu kat mukadder olmaz derler. Mutlaka zikredilmesi lazım. Yani diğer nahivcilerin çoğunluğu ya zahir olur veya mukadder olur. Evcaukum hasret suduruhum da olduğu gibi kat hasret suduruhum demektir. Ama İmam Sibebeyh ile İmam Müberrid derler ki kat mutlaka zikredilmesi lazım. Kad hasret sudurum gibileri onlar tevil ederler. Evca'ukum kavmen hasret sudurum. Ne oldukları halde? Kavmen bir kavim oldukları halde hasret sudurum. Yani o hasret sudurum ne yapmıyor? Hal yapmıyor. Orada hal kavmen diye hasfedilmiştir. Peki bu da tamam mı arkadaşlar? Demek ki rabıtın dışında ilave bir bilgi verdi burada. Neydi arkadaşlar? Koçum. Rabıt konuşup çok karışık bir iş değil değil mi? Cümle ismiye de vav olur, zamir olur, hem vav hem zamir olur. Sadece zamir olması zayıftı demiştik. Fiil muzade, müsbet fiil muzade ne olur demişti? Sadece zamir olur demişti. Çünkü o nereye benziyor demişti? İsim faale benziyor demişti. Bu ikisinin dışında hem vav, sadece zamir, hem vav hem zamir olabilir. Burada vaaf maaf yok. İlave olarak eğer bu müsbet fiilim affedersiniz.
Eğer fiil mazi cümlesi ise bu rabıtların dışında zahir veya mukadder bir kad lazımdır. İmam Sibe'i ile İmam Müverit bu kad zahir olur, mukadder olmaz. Mukadder olan yerlerde tevil yapacak, hali başka kelime yapacaksın, o maziye hal yapmayacaksın diyorlar. Bu da tamam arkadaşlar. Ve yecuzu hazful amili, amilin hasfi caizdir. Kekabrikelil misafir roşiden mehdiyya. Yani adam gidiyorum dedi, sen de roşiden mehdiyya dedin. Yani sir roşiden mehdiyya. Gidiyorum kardeş, güle güle. Güle güle cümle değil ki. Güle güle git demektir. Orada git ne oldu? Hasfedilmiştir. Türkçe ile şirinin Arapça arasındaki ana farklardan birisi özne yüklem yer değiştiriyor. Güle güle git. Arapçada git güle güle. Öyle mi? Bizim Yeşil Cami'nin o bölgede muhacir kardeşlerimiz fazla idiler 70'li yıllarda. Böyle şeyden de yeni gelmişler. Türkçe'yi de böyle yarım yamalak öğreniyorlar. Hafız git araba. Hafız arabaya git diyecek. Hafız git araba diyor. Cümlede özne yüklem yerlerini değiştiriyorlar. Çünkü kendi dillerinde aynı şey gibi, Arapça gibi önce yüklem sonra özne geliyor. Öyle karıştırılıyor. Evet. Bu da anlaşıldı diyorum. Geçiyorum burasını arkadaşlar. Bana göre mi anlaşıldı, size göre de anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki. وَيَجُزُ حَذْفُ الْعَامِلِ رَاشِدًا مَهْدِيًّا وَيَجِبُ عَامِلٍ حَسْفِ وَاجِبْتِرْ فِي الْمُؤَكِّدَةِ حَالِ مُؤَكِّدَةَ عَامِلٍ حَسْفِ وَاجِبْتِرْ Peki, hali müekkide nedir arkadaşlar? Hali müekkide اَلَّتِ لَا تَنْتَقِلُ مِنْ صَاحِبِهَا مَا دَمَ مَوْجُودًا غَالِبًا Yani hali müekkide sahibinden zilhalden ayrılmayan, devamlı onunla beraber kalandır. Bir hali müntekile var, bir de hali müekkide var arkadaşlar. Hali müekkide var, hali müntekile var. Mesela cani zeydun rakiben. Rakiplik zeyd'de nedir? Hali müntekiledir. Yani o gelme esnasında rakip her zaman rakip olması gerekmez. Rakiplik zeyd'de ne yapar? Ayrılır. Buna hali müntekile diyoruz. Ama eğer hal genelde zilhalde bulunuyorsa ona hali müekkide diyoruz. Mesela Zeydün Zeyd ebuke babandır ne olduğu halde? Atufen merhametli olduğu halde. Şimdi merhametli olmak babanın böyle ata binmek, arabaya binmek, inmek gibi bir şey değildir. Başındaki külah gibi değildir. Çıkardı onu, koydu başına öyle değildir. Baba da genelde ne olur? Atufet, merhamet var olur. Şimdi Zeydün ebuke, Zeyd senin babandır dediğimiz zaman zaten atufiyeti de bu ifade eder miydi? Yani Zeydün ebuke deseydik, Zeyd babandır. Babandır demek bundan, yani onun merhametli, sana karşı merhametlidir manası da bundan anlaşılır mıydı? Zikretmese de anlaşılır. Baba ise bu, öyledir. Baba ise öyledir. Hali müekkide nedir arkadaşlar? اَلَّتِ لَا تَنْتَقِلُ مِنْ صَاحِبِهَا مَا دَمَ مَوْجُودًا غَالِبًا Yani galiba %90, %95 mevcut olduğu sürece sahibinden ayrılmaz. Muntakile öyle değildir. Muntakilen en basit misali neydi? Cani Zeydün? Rakiben. مِثْلُ زَيْدُنْ اَبُوكَ عَطُوفًا Şimdi atufiyet yani merhametli olmak babanın nesidir? Ondan ayrılmayan bir şanıdır. Zeydün ebuke atufen hali müekkidedir. Arkadaşlar halde hali müekkide olmak değildir esas olan. Yani Zeydün rakiben gibi hali müntekile daha çoktur. Eğer hali müekkide olursa onun amilini hasfetmek vaciptir diyor. Ve yecibu efendim fil müekkideti hali müekkidede amilin hasfi vaciptir. وَهِيَ مِثْلُ زَيْدٌ اَبُوكَ عَطُوفًا زَيْدٌ اَبُوكَ عَطُوفًا gibilerdir. Peki ne demektir زَيْدٌ اَبُوكَ عَطُوفًا? اَيْ اُحِقُّهُ عَطُوفًا veyahut da اَحَقُّهُ عَطُوفًا yani sülasi de olabilir, ifal babı da olabilir. Yani زَيْدٌ اَبُوكَ زَيْد senin babandır. اُحَقُّهُ عَطُوفًا merhametli olduğunu tescilliyorum anlamında. Yani buradaki عَطُوفًا'in amili burada اُحِقُّهُ
veya ehukkuhu diye sülasiden veya ifal babından bunu tescilliyorum. Baban olduğuna göre bu tescillidir diyor. Şimdi burada Zeydün Ebuke Atufen'deki Atufen'in amili hasfedilmesi vaciptir. Mezkur olmaz. Ve şartuha amilinin vücuben hasfedilmesinin şartı en tekune mukarrireten limezmuni cümletin ismiyetin. Yani hali müekkide de her hali müekkide de böyle değildir. En tekune mukarrireten takrir etmiş olacak, tekit etmiş olacak limezmuni cümletin bir cümlenin mezmununu. Öyle cümle ki ismiyetin, cümle-i ismiyenin mezmununu takrir etmiş olacak. Eğer cümle-i ismiyenin mezmununu takrir ediyorsa orada hasfi vaciptir. Şimdi arkadaşlar, tekit vakı olan hal üç türlü olur arkadaşlar. Bir müekkidetün li sahibiha, zil hali tekit eder. İki müekkidetün li mezmuni cümletin, geçmiş bir cümlenin mezmununu tekit eder. Üç müekkidetün li amiliha, amilini tekit eder. Burada amile hasfedilmesi vacip olan hangisidir? Şurasıdır. Şimdi görelim arkadaşlar. Hali müekkide üç kısım oluyor. Bir, zilhali tekit eder. Doğru mu? İki, efendim, cümlenin mezmununu tekit eder. Üç, amilini tekit eder. Şimdi, velev şe'e rabbuke, eğer Rabbin dileseydi, le'amene, elbette iman ederdi. Men fil ardı, yeryüzünde olan kişiler, küllühüm hepsi, ne olduğu halde onlar? Cemiyan, toptan olduğu halde. Şimdi burada cemiyan neyi tekit ediyor arkadaşlar? Zilhali tekit ediyor. Cemiyan ameneyi tekit etmiyor. Değil mi? Cemiyan hepsi. Kimin hepsi? Şümenin hepsi. Yani burada hal müekkidedir ama neyi tekit ediyor? Zilhali tekit ediyor. Şimdi Afe Umar'u veya Amr'un bunun bir başka misali Fetebesseme Dahiken Fetebesseme tebessüm etti. Ne olduğu halde dahiken? Gülücü olduğu halde. Şimdi dahik aslında arkadaş tebessümü izah etmiyor mu? Onu tekit ediyor değil mi? Fetebesseme dahiken min kavliha. Buradaki dahiken müekkidedir. Neyi müekkidedir? Amilini tekit ediyor. Fetebesseme. Şimdi fetebesseme dahikenden zikredilmeseydi fetebessemeden anlaşılmaz mıydı? Anlaşılırdı. Şimdi arkadaşlar Zeydün ebuke atufen deyse müekkidetün li mezmuni cümletin, cümlenin mezmununu tekit ediyor. Ne demek mezmun? Yani Zeyd'i anlatmıyor. Ebuke'yi de anlatmıyor. Zeydün ebuke'den doğan bir manayı tekit ediyor. Zeyd babandır. Madem ki Zeyd senin babandır o zaman atuftur. Yani buradaki atufiyet Zeyd'in tekidi değil. Ebuke'nin tekidi değildir. Zeydün ebuke cümlesinin tekididir. Onun için hali müekkide ise amilinin hasfi vaciptir ama bu bir şartla. Nedir o şart? Bir cümlenin mazmununu tekit olursa. Demek ki hal tekit vakı olduğu zaman cümlenin mazmununu tekit olabilir. Sahibinin zilhali tekit olabilir. Amilin de tekit olabilir. Afe yeryüzünde fesat çıkarmaktır arkadaşlar. Vela ta'fe fil ardı mufsidin var ya. Afe fesat çıkardı. Amr. Ne olduğu halde müfsiden fesat çıkarıcı olduğu halde. Şimdi zaten müfsiden burada var mıydı? Vardı. Dahiken tebessemede var mıydı? Vardı. Bunu ne yapmış oldu? Tekit etmiş oldu. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar geldiğimiz noktada ne anlaşıldı? Dedik ki halin amelini caiz olarak hasfetmek Raşiden Mehdi'ye de caiz olarak hasfedilmiştir. Karine vardır. Ama bazen vacip olarak hasfedilir. Nerede hasfedilir? Hali müekkide olursa. Ve bu tekit de bir cümlenin mazmununu efendim takrir ederse orada Zeydün ebuke atufen de Zeydün ebuke uhakkuhu atufen diye orada amile hasfedilmiştir. Zikredilmesi mümkün değildir. Hasfi vaciptir.
Dolayısıyla burada arkadaşlar İbn-i Hacib Hazretleri hal bahsini bitirdi. Şimdi Katrun Neda'nın yeni baskıları bendeki eski baskıdır. Sizdekiler yeni baskıdır zannedersem. Katrun Neda'nın yeni baskısında efendim hal bahsinin sonunda talikinde hal ile ilgili arkadaşlar açıklamaları var. Ben vaktim olmadı. Şemayı böyle çok düzgün şekilde yapıp size takdim edecektim. Siz de oradan bir şema çıkarabilirsiniz. Hali şöyle önce hali muntak ile hali lazime diye ikiye ayırıyor. Hali lazime demek yani zilhalden hiç ayrılmıyorsa ona hali lazime denir ki bu çok değildir. Hali muntak ile hal sahibinden intikal eder. Mesela Cani Zeydün rakiben değil mi? Rükubiyet nedir? Sahibinden intikal eder. Bir de zamanı itibariyle hali kısımlara ayırdığımız zaman hali mukarine var, hali mukaddere var, hali mahkiye var der orada. Hali mukarine demek mesela ve hâdâ be'li şeyha ve hâdâ bu be'li benim efendim eşimdir, şeyhen ihtiyar olduğu halde. Şimdi oradaki şeyhuhiyet yani ihtiyarlık ba'liyetle beraber mukarindir. Mukarinü fi zaman yani zamanlar aynıdır. Bir de hali mukaddere demek ileride olacak demektir. Mesela fedhuluha girin cennete halidin ebedi olduğunuz halde. Bu hali mukaddere arkadaşlar tefsirde karşınıza çıkar. Onun için bunu önemsiyorum. Ey mukadderen huluduhum der. Mukadderen huludum. Normalde hal zilhal halin zilhali taalluk, amilin zilhali taalluk ile beraberdir. Yani cani zeydün rakiben, rükübiyet, meciyetle beraberdir. Ama hali mukaddere değilse hal ileride gerçekleşecek. Hali mukaddere de ne oluyor? Hal ileride gerçekleşiyor. Aynı zamanda değil yani. Ve hâdâ ba'li şeyha ise şeyhuhiyetle ba'liyet aynı anda sürmüş oluyor. Ama hali mukaddere ileride gerçekleşecekse. Hali mahkiye geçmişteki bir hali zikrediyorsa ona da hali mahkiye diyor. Cazeydün emsi zeydün geldi ne oldu halde rakiben birinci oldu halde. Şimdi burada hal şimdi gerçekleşmiyor. Ne zaman gerçekleşti? Dün. Ona ne diyoruz? Hali mahkiye. Eğer hal ileride gerçekleşecekse ona ne diyoruz? Hali mukaddere. Eğer geçmişte gerçekleştiyse hali mahkiye. Eğer şu anda ise ona mukarin diyoruz. Hali mukarin diyoruz. Yani zaman itibariyle böyle hali mukarine, hali mukaddere, hali mahkiye diye üçe ayrılır. Peki halin bir veya birden fazla olması, müteaddit olmasına göre hal müfred olur. Müteaddidün li vahidin olur, müteaddidin efendim li müteaddidin olabilir. Yani şöyle. Cani Zeydün rakibende ne olmuştur? Hal müfrettir. Yani bir tane zikredilmiştir. Cani Zeydün rakiben ve efendim mesela ve kaimen diyelim. İki tane Cani Zeydün rakiben kaimen iki tane hal zikredebilirsin bir zilhale. İki tane hal zikredebilirsin. Cani Zeydün rakiben mütebessimen mesela. Cani Zeydün bana Zeyd geldi. Ne oldu halde? Rakiben birinci oldu halde. Efendim. Yani bir tane zilhal, iki tane hal. Yani müteaddidün li vahidin. Bir tane zilhalin efendim nesi vardır? Birkaç tane hali vardır. Bir de birkaç tane zilhalin birden fazla zilhalin birden fazla halleri vardır. Mesela lakituhu mus'iden munhadiran. Lakituhu onunla karşılaştım. Mus'iden o yüksekte olduğu halde. Munhadiran ben de aşağıda olduğum halde. Şimdi lakituhu mus'iden munhadiran de لَقِيْتُهُ bir tu var, yuhu var. Zilhal iki tane oldu. Mus'iden bir tanesinin hali, münhadiren öbürünün hali. Burada müteaddit haller var ama efendim zilhal de müteaddittir. Demek ki hal ya müfred olur ya müteaddit olur. Müteaddit olan müteaddidün li vahidin veya müteaddidün li müteaddidin diye yani hali müfrede ondan sonra aslında bunu ikiye ayırsa, ikincisini ikiye ayırsa da olabilirdi ama üçe ayırdı onu. Hali müfrede
ne demektir? Tek bir hal zikrediliyor. Efendim, ikincisi ise müteaddidetün livahidin. Yani bir tane zilhalin iki tane hali var. Üçüncüsü müteaddidetün limüteaddidin. Yani hal müteaddittir, zilhal de müteaddittir. Evet. İşte hal tekit vakı olduğu zaman amilini tekit eder, mezmunu cümleyi tekit eder, zilhali tekit eder diye kısımları zaten tahtada gösterdik. Şimdi arkadaşlar, yani değişik cihetler ile beraber hal kısımlara ayrılabiliyor. Şerh-ü Şüdür-ü Zehebe bakarsanız dipnot adında, talikinde de yaptığı şeylerle ilgili açıklamalar var. Şunu önemsiyorum arkadaşlar, sürekli karşılaştığım için söylüyorum. Hali mukaddere ile karşılaşırsınız. Hali müekkide ile karşılaşırsınız. Hali muntakile ile karşılaşırsınız. Hali muntakile ne demektir? Hali müekkide ne demektir? Müekkidenin kısımları nelerdir? Efendim, bu şeylerle, tabirlerle karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla bu Katr-ı Neda'daki talikindeki bilgilere veya Şerh-ı Şüdür-ü Zehebe'deki bilgilere veya İbn-i Akil'deki bilgilere bunlar birbirine yakın bilgilerdir. İhtiyaç duyabilirsiniz. Hele hele tefsirlerde hali mukaddere, işte mukadderen huluduhum veya mukadderine gibi bir takdir yapmasının arkasında veya buradaki hal hali müekkidedir veya hali muntakiledir dediği zaman ne anlamamız lazım? Buradaki bilgileri onun için önemsiyorum. Efendim, eğer fırsat bulursam bunu daha düzgün bir şema yapabilirim. Siz de yapabilirsiniz onu dediğim Katr-ı Neda'dan bakarsanız. Yeni baskılarında var, benim eski baskıda yok. Hatta ben bir yerde onun şemasını da gördüm ama kaybettim, bulamadım. Hazır bir şeması da vardı. Hoşuma gitmişti. Çünkü bir kitapta bunlar, bu bilgilerin tamamını bulmakta zorlanabilirsiniz. Yani diyelim ki İzhar'da bulamıyorsunuz, Kafiye'de de bulamıyorsunuz. Katr-ı Neda'ya baktığınız zaman metin ve şehrinde de bunları tam bulamayabiliyorsunuz. Taliklerle beraber bu iş tamamlanmış oluyor. Bu bilgiler zaman içerisinde karşılaşıp da arayacağınız, muhtaç olduğunuz bilgilerdir. Onun için altını çizerek söylemiş oluyorum.